Dünya genelinde hemen hemen bütün mutfakların temelidir. Ekmek ve bir fırına gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kastamonu ilimizden sektörün en iyisi Hanımeller Unlu Mamullerindeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi hanımefendi Sebahat Ulu bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sebahat Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğinizden önce ben şahsınıza çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Geldiğiniz için de ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi yani burada çok güzel ürünler yapıyorsunuz. Evet. 3 yıldır tek başınıza mücadele evet. ediyorsunuz. Evet. Şimdi hizmetlerinizi konuşacağız ama sizi kısaca bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Sebahat Ulu kimdir? Evet. Sektöre nasıl başladınız? İlk başladığım zamanlar dedem değmenciymiş. Evet. Değmenden unlarla büyüdüğüm için Allah razı olsun bir tane bayan arkadaşım vardı. Bizden Aktaş. Evet. Onun bana gösterdiği sayesinde. Destek, yardım, evet, evet, değil mi? Aynen öyle. Sizin şöyle biraz ufkunuzu açtı, önünüzü açtı diyebiliriz evet, aslında. Aynen öyle. Allah razı Şimdi, olsun. Şimdi dededen gelen bir meslek var. Evet, uncuydu evet, dedeniz. Evet, siz uncu. Onun yanında da biraz yetiştiniz. Tabii ki. İşi iyi evet, biliyorsunuz. Tabii ki. Peki burası sabah kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Sabah 5'te kalkıp evet. Bismillah deyip ezanla beraber namazımı kılıp açıyorum. Akşam saat 10'a kadar devam ediyor. Devam ediyor. Peki. 10-11'de işimin durumuna göre kapatıyorum. Evet. Peki şimdi bu butik işletmenizde 3 yıldır tek başınıza evet. mücadele ediyorsunuz. Evet. Neler çıkarıyorsunuz günlük ürün olarak? Her zaman olduğu gibi baklavam var, evet. böreğim var, çöreğim var, cevizli çöreğim yapıyorum, değişik şeyler yapıyorum, haşhaşlı yapıyorum. Haşhaşlısı var. Patateslisi patates. Var, kıymalısı var. Yani evet. elimden geldikçe erişten var. Evet. Yani halka sunmak için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Şimdi sabahleyin bir de tabii insanlar böyle işine giderken Aynen size öyle. Uğruyorlar. Evet, buradan poğaçadır, simittir evet. değil mi? Evet tabii Bu tarz ki. Çeşitleri de yapabiliyorsunuz. Sizin özel bir baklavanız var. Evet. Zaten ekranlara başındaki evet. izleyicilerimiz izliyorlar. Nedir bu baklavanın özelliği? Kat kat herhalde şöyle. Bu 20 kat oluyor. 20 kat. Evet tek tek açıyoruz. İnce İki, ince böyle evet, hamur. İkiye de kıvırınca 40 kat oluyor. Arasında her ne var? Şey var, cevizimiz var. Ceviz koyuyorsunuz. Evet, cevizimiz var. Evet, yani fındıklı da oluyor, evet. cevizli oluyor, fıstıklı da oluyor. İsteğe bağlı. Bu müşterinin biraz talebine, isteğine ha, göre evet, siz yapabiliyorsunuz. Öyle. Tabii ki. Bir tabii tepsi ki. Yapıyorsunuz. Evet. Kilo kilo mu satışlar? Ya da tepsi usulü isteyen de i̇steğe var mı? İsteğe bağlı. Evet, bazen tepsi olaraktan, bazen yarım kilo, bir kilo. Evet. Peki siparişler alabiliyor musunuz özel? Alıyorsunuz alıyoruz. Herhalde. Evet alıyorum. Yani böyle yakından eş evet. dost Aynen veya öyle. Esnaflar Hı-hı. evlerden siparişler evet, alıyordur. Evet alıyorum. Mutlaka. Peki sektörde hedefler neler? Şimdi 3 yıldır tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Sizin bir de Cumhurbaşkanımıza bir mektubunuz var herhalde. Ben Cumhurbaşkanımıza ulaşamadım. Ulaşma şansımız bizim gibi ufak esnafların ulaşması mümkün değil. Zor Ama mu? Ama sizlerin sayesinde kolay. İnşallah. Diyelim buradan Cumhurbaşkanımıza da inşallah ulaşır. Ben 3 senedir ulaşamadıysam, 3 senedir ha. ulaşamadıysam sizlerin benim yanıma gelip böyle bir röportaj yaptığınız için çok evet. sağ olun, teşekkür ederim. Peki. Allah bile bin kere razı olsun. Peki buradan ben ufaktan da bir şöyle yöneticilerimize de Tabii duyurmak ki. İstiyorum. Böyle evdeki hanımefendiler, girişimci evet. hanımefendilere destek olalım, sahip çıkalım evet, diyelim. Aynen öyle. Sonuçta burada butik bir işletmeniz var, bir şeyin mücadelesini yapıyorsunuz ama eksik yerler var, onların tamamlanması tabii için destek istiyorsunuz. Evet. Evet. Peki inşallah bunlar gerçekleşir bu yayından i̇nşallah. Sonra diyelim. Peki şimdi burada geliyorsunuz, evet. un ve hamur önemli, yağ önemli, tabii kaliteli evet. malzemeler kullanıyorsunuz. Evet. Evet, açıyorsunuz böyle her gün evet, değil mi açıyorum. Hamuru? Açıyorum. Her zaman, her dakika tereyağı da kullanıyorum. Tereyağı kullanıyorum. Evet, tereyağı da kullanıyorum. Evet. Mısır özü kullanıyorum. Mısır özü evet, tereyağı da kullanıyorum. Bunu tabii ki iyisi veya kullanması kaliteli. Daha... Evet, kaliteli. Çok önemli. Birinci sınıf evet. malzemelerle evet, birinci, yapıyorsunuz evet. ki damak tadına hitap etsin, insanları tabii rahatsız ki, etmesin. Tabii ki tadacağınız, bakacağınız, beğenirseniz ona göre. İnşallah diyelim. Peki, başarılarınız daim olsun teşekkür diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir de... Teşekkür alalım. Tabii sizi destekleyen, tercih eden birçok
Kastamonu evet, halkı var. Evet, Kastamonu halkından herkeslerden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Emeği geçen, yardım edenlerden, evet, eden etmeyenden de Allah razı olsun. Peki, ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah sağ olun. Bu ufak tefek sıkıntılarınız var. Onlar da inşallah, inşallah giderilir. İnşallah. İyi bir konuma gelirsiniz diyelim. Başarılarınız daim olsun. Amin. Kastamonu'ya kattığınız bu güzel lezzetlerden evet, dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Farklı bir çalışmanız da olur ya. İnşallah böyle büyürsünüz. İleride daha güzel konumlara gelirsiniz. Nasip sizlerin sayesinde. İnşallah. Orada sizinle tekrar buluşuruz. Evet, çok tabii sağ olun, ki. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de Allah razı olsun. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kastamonu Merkezi'nden sektörün en iyisi hanım eller, unlu mamullerinden firmamızın sahibi hanımefendi Sebat Uludan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.